Sumru Hanımlar nerede? Saat çok geç oldu, gelmeyecekler mi? Çiçeği annesi ne zamandır merak ediyordu. Fırat planlamış. Sumru Hanım da son zamanlarda yaşadıklarından sonra kafası biraz daha ısın diye onu da alıp hep beraber memlekete gittiler. Bizi de gitti biliyorlardı. Ben de bir şey demedim. Nasılsa gideceğiz. Özür dilerim. O mektubu yazmak benim için kolay olmadı. Her satırında içim acıdı. Kalbim o kadar çok acıdı ki ben öldüm sandım. Senden ayrı kalmak benim için ölümmüş Yusuf. Benim için kolay mı sanıyorsun Ada? Senin yazarken hissettiklerini ben okurken yaşadım. Kaç kere öldüm. Sayamadım. Ama bak. Artık buradayız. Her şey bitti. Çekip gidelim buralardan. Olur mu? Gidelim. Ama bu hani senin hayalindeki bir kasaba vardı ya. Hı. Bu bana geçen anlattın. Oraya gidelim. Ama sadece ikimiz, tamam mı? Ben sana anlattığından beri hiç çıkmadım oradan. Birlikte ektiğimiz çiçekleri suladım. Evimizin önündeki kedileri besledim. Geceleri ben üşüdüğümde sen ısıttın beni. Ben ilk defa bir yeri evim gibi hissettim Yusuf. Sen benim evim oldun. Hiçbir şeyden korkmadım. Hiçbir şeyden, hiç kimseden. Biz hep ayrılığı yaşadık. Ben özgürce sevemedim, sarılamadım. Ama bak, artık öyle değil. Başımı yaslıyorum sana. Sonra elini tutuyorum. Ben seninim. Sen de benimsin. Biz artık hiçbir şey ayırmayacak değil mi Yusuf? Bunların hiçbir hayal değil mi? Değil. Artık hiçbir şey giremez bizim aramıza. Sadece ikimiz varız. Sen ve ben.